Olsun sesinden merhaba. Avrupa'da bölgesel haberciliğin en etkili sesi olan programımızda bu hafta da evlerinize konuk oluyoruz. Doğru, güvenilir ve tarafsız haberin tek adresi Posun Sesi programı başlıyor. Ve kameralarımızı Mannheim'a çeviriyoruz. Karşıya Başkonsolosu Çetin Erkarahan, Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Kurtz'a resmi bir ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda geçen toplantıyı getiriyoruz ekranlarınıza. Geçtiğimiz ay görevi Emine Birgen Keşoğlu'ndan devralan yeni Karşıya Başkonsolosu Çetin Erkarahan, Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Kurtz'u makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette belediyenin farklı birimlerinden sorumlular da yer aldı. Toplantıda iyi niyet dileklerini dile getiren Çetiner'e Mannheim şehri hakkında bir briefing verildi. Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurtz tarafından verilen briefingde Türkiye'den Beyoğlu Belediyesi ile temasları olduğu anlatıldı. Şehir hakkında Sinevizyon eşliğinde genel bilgiler veren Başkan Kurtz, şehrin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek burada yaklaşık 170 farklı milletten 325 bin kişi yaşıyor. Bunların 62 bini hala yabancı bir ülke vatandaşı dedi. Başkonsolos Çetin Erkarahan ise yaptığı kısa konuşmada Almanya'da ilk olarak 1975-78 yılları arasında Essen'de bulunduğunu kaydederek ülkenin o zamandan beri çok değiştiğini belirtti. Ziyaret sonrası Posun Sesi mikrofonlarına bir değerlendirmede bulunan yeni Karşıya Başkonsolosu Çetin Erkarahan şunları kaydetti. Bugün Mannheim Belediye Başkanı'nı ziyaret ettim. Biliyorsunuz burada 5 bin vatandaşımız var. Onlarla ilgili görüşmelerde bulunduk. Gayet yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Yine Avrupa'daki Türklerin sesi olmaya çalıştık. Bizlerle teklif ve görüşlerinizi paylaşmak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz e-posta ve telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kaçırmış olduğunuz ya da izleyemediğiniz programları www.posunsesi.de adresinden de izleyebilirsiniz. Evinizden sağlık, huzur ve muhabbet eksik olmasın diyorum efendim. Hoşça kalın, posta kalın.